AK Parti Başkanlığı dün Çanakkale'de istiklal için çarpıştık, bugün istikbal için birlikte çalışıyoruz sloganıyla Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı'ndaki Şehitler Abidesi'nde iftar yemeği düzenledi. Şehitler Abidesi tören alanına binlerce kişilik iftar sofrası kuruldu. Yemeğe AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Abdülkadir Aksu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, AK Parti İstanbul İl Başkanı Aziz Babuşçu'nun yanı sıra çok sayıda milletvekili, binlerce partili katıldı. Şehitlikteki iftar yemeği için yemek pişirilen özel tırda 48 kazan buğday çorbası hazırlandı. İftar yemeği öncesinde Kur'an-ı Kerim okundu. Akşam ezanının okunmasının ardından konuklar orucunu, Mehmetçiğin 97 yıl önce Çanakkale Savaşları sırasında cephede yediği tam buğday çorbası, arpa ekmeği ve sudan oluşan mütevazı menüyle açtı. Gülay Hanım, Gülay Hanım. Pardon arkadaşlar. AK Parti İstanbul İl Başkanı Aziz Babuşçu iftar yemeğinden önce yaptığı konuşmada biz istedik ki Ramazan akşamı mütevazı rızkımızı yanımıza alarak Allah'ın katında bizimkiyle asla kıyaslanmayacak şekilde rızklanan bu şehitlerimizin manevi huzuruna gelelim. İftar edeceğimiz rızık da onların Çanakkale müftevası boyunca en sık yedikleri o mütevazı menler olsun dedi. Bizleri rahmet ve bereketin timsali olan bir Ramazan'a daha eriştirdi. Bu iftar akşamını şühada fışkıracak, toprağa sıksam şühada diyen merhum Akif'i sonuna kadar haklı çıkaran bu mukaddes mekanda idrak ediyor olmaktan dolayı ayrıca Rabbime hamd ediyorum. Sevgili kardeşlerim, niçin buradayız? Bugün burada olmamızın bizim için elbette çok özel, çok değerli ve çok büyük anlamları var. Biliyorsunuz ki biz şehitler için onlara öyle demeyiniz. Bilakis onlar diridirler. Rableri katından rızıklandırlar ama siz bunu fark edemezsiniz. Hükmünü veren bir inancın sahipleriyiz. Biz istedik ki Ramazan akşamı mütevazı rızıklarımızı yanımıza alarak Rableri katından bizimkilerle asla kıyaslanmayacak şekilde rızıklanan bu şehit kardeşlerimizin manevi huzuruna gidelim. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş ise yaptığı konuşmada her biriniz bugün burada gönderdeki bayrağımızın dalgalanmasına vesile olan o yüce şehitlerimizin manevi huzurunda adeta birer melek gibi Allah'ın emrine uyarak oruç tutup iftarlarımızı onların manevi huzurunda açmak üzere buraya geldiniz. Bu toprakları Yunus'un aşkı Mevlana'nın hoşgörüsü Şeyh Edebali'nin tezevvası ile yoğrulmuş bu topraklardan nice kahraman ve yiğitler çıktı. Asırlardır bu topraklarda destanlar yazan milletin evlatları olarak bugün buradayız. Çanakkale'yi geçilmez kılan o yüce yürekli insanları bir daha minnetle yad ediyoruz dedi. Gönderdeki bayrağımızın dalgalanmasına vesile olan o yüce şehitlerimizin manevi huzurunda adeta birer melek gibi Allah'ın emrine uyarak oruç tutup iftarlarınızı, oruçlarınızı onların manevi huzurunda açmak üzere buraya geldiniz. Her birinizin ibadetlerinizin ve oruçlarınızın kabul olmasını diliyorum. Bu topraklar Yunus'un aşkı, Mevlana'nın hoşgörüsü, Şeyh Edebali'nin tevazuyla yoğrulmuş. Bu topraklardan nice kahraman ve yiğitler çıktı. Asırlardır bu topraklarda destanlar yazan milletin evlatları olarak bugün buradayız. Çanakkale'yi geçilmez kılan o yüce yürekli insanları hayırla, minnetle yad ediyoruz. Ve diliyoruz ki Rabbimiz bizi de onlarla birlikte cennette buluşturur. Değerli kardeşlerim, hanımefendiler, beyefendiler, biz geçmişten aldığımız onların bu ülkeyi bağımsızlığına oluşturmadaki kahramanlıklarıyla bugün de bizler 75 milyon büyük bir aile olarak ulusumuzun
dünyadaki hak ettiği yere gelmesinde birlikte mücadele vermekteyiz. Ve şunu gayet iyi biliyoruz ki geçmişini unutanların tarihini başkaları yazar. İftar yemeğinin ardından sahneye çıkan İbrahim Sadri başta İstiklal Marşı olmak üzere şiirler okudu. İftar yemeği partilerin Şehitler Abidesi yanındaki mescitte toplu halde akşam namazı kılmasıyla sona erdi.